Şimdi geliyorum parmağımla. Abi ne kadar inanılmaz keyifli ya. İnanılmaz çalışıyor ya. Çok keyifli bir cihaz. Onur, Naci de yazalım böyle. Bu bir Starbucks monitörü. Starbucks ekranı. Emin olun aranızda o kadar çok kişinin bu ürüne ihtiyacı vardı ama... Bu videoya kadar ihtiyacı olduğunu bilmiyordu ki. Gerçekten şaşıracaksınız. Zaten bu monitörün neleri olduğunu anlatacağım ve bu ürünü almasan bile ileride alacağın ekranlar için hangi özellikleri araman gerektiğini bu videoyla öğreneceksin. Bak, bu monitör ama çantası var. Yanında taşıyorsun. Normal bir ekran gibi görünüyor ama ekranı dokunmatik. Tablet değil ama işte bir tane kalemi var. Sadece bilgisayar bağlayacak gibi görünebilir ama aslında kameranı da bağlayabiliyorsun ve bir yönetmen ekranı da yapıyorsun. Yani bu şekilde acayip ürünler geliyor elime. Heyecanla da size anlatıyorum. Neden? Çünkü size bu kanalda 500'den fazla program eğitimi çektim ve işimizle alakalı bu ürünlerin incelemesini popüler ürünler olmadıkları için hiçbir kanal çekmiyor kardeşim. Sanırım bu ürünün de Türkiye'deki ilk incelemesini ben yapıyor olabilirim. Şimdi bu videoyu 5000 like yaparsan kardeşim, daha önce incelenmemiş başka bir iş cihazını inceleyeceğim. Elimde duruyor ama ürün inceleme videolarım ne kadar seviliyor öğrenmem lazım. Şimdi bu ürün Asus'un ProArt'ın taşınabilir monitörü PA169CDV. ProArt neydi? Asus'un içerik üreticileri ve sanatçılar için ürünler yaptığı bir ürün gamı mı denir işte. Yani ürün ailesi. Yanında bir işte adaptörle geliyor ve bir kalemiyle geliyor. Bundled bir kalemiyle geliyor. Aslında tablet gibi gayet. Yani bu bakımdan bakarsak tablet gibi. Temel özelliklerinden de bahsedeceğim. Sonra da işte Photoshop'ta falan kullanacağız, test edeceğiz. Şimdi abi ekranı 15.6 inç. Yani köşeden köşeye 15.6 inç bir laptop ekranı kadar standart. 4K çözünürlüğü var. Yani 3840'a 2160 normal olarak. 10 bit bir ekran. Yani 16 milyon renk değil, 1 milyar rengi gösteriyor. Bu rakamlar sıkıcı geliyor da kardeşim. Ne işe yarıyor biliyor musun? 8 bit ekran da bir şeyler izlerken siyahlar, böyle dumanlı videolar böyle yırtıla yırtıla geçer kardeşim. Şu an ekranda da bir şey görüyorsun onun gibi. İşte bunda yağ gibi geçiyor. Her şey kusursuz görünüyor. HDR panel, işte bunda şu an bulunan HDR panel yüksek dinamik aralığı destekliyor kardeşim. En koyu siyahla en parlak beyaz arasında ciddi bir dinamik aralığı var demek. Zaten telefonda video çekerken de böyle HDR çektiğinde bu dinamik aralığın ne olduğunu fark ediyorsundur diye düşünüyorum. Şimdi bu IPS bir panel. IPS nedir? In-plane switching falan diyormuşum da. Yok abi kardeşim. IPS panel senin ekranının neresinden bakarsan bak. Bak neresinden bakarsan bak. Kararmayan, işte daha geniş görüşe sahip olabileceğin, işte renk hassasiyetin önemli olduğu grafik tasarım gibi işlerde tercih edilmesi gereken monitör panel tipi kanka. Şimdi IPS panel monitörleri iş yapacaksanız eğer tercih ediyorsunuz. Buradan bunu anlıyoruz. Şimdi bunda ne var? Kapasitif 10 point multi-touch diyor. Yani 10 farklı noktadan dokunmatiği algılanabiliyor. Bu da aslında 10 parmakla birlikte daha rahat çizim yapabilmek isteyenler için çok güzel, işte çok önemli bir özellik. Yanında bir kalem geliyor, bundled dediği. Videonun ortasında soldaki ışığımın şarjı bitti efendim. Şimdi yanında kalem geliyor. Bu bataryasız ProArt Pen, yani vakum EMR teknolojisiyle desteklenmiş diyor bu ProArt Pen için. Şimdi bu bundled dediği şey zaten kalem ürününe birlikte geliyor. Bu doğru kardeşim. Bu kalemde de grafik tabletlerde en çok satan marka neydi? Vakum. İşte vakumun EMR teknolojisi, yani pil gerektirmeyen, hassas, işte doğru kalem hareketlerini yapmanı sağlayan elektromanyetik rezonans teknolojisiyle yapılmış bu kalem. Kusursuz titreşimler yapabiliyoruz. Zaten test edeceğiz. Önüyle yazıyorsun. Böyle arkasıyla işte silgi oluyor. Changeable pen nips diyor. Eğer ki işte ucu aşınırsa bu içerisindeki kalem ucunda yedeğiyle değiştirebiliyorsunuz. Değiştirilebilir yapmışlar. Yanındaki tuşa da işte istediğiniz kısa yolu atayabiliyorsunuz. Ama işte bu söylediklerim Windows için geçerli. Hala macOS veya Linux'ta ne yaptığını bilmiyorum açıkçası kankalar. Neyse, işte kalem alırsanız göreceğiniz özelliklerden biri 4096 pressure levels. Yani bu da hassasiyet seviyesi demek. İşte grafik tasarım uygulamalarında gerçek kalemle böyle çizim şeylerini verebiliyor. Burada 40 derecelik tilt açısıyla kullanabiliyorsun. Yani bu aslında tamamen dik kullanacaksın diye bir şey yok. İşte basınç, işte falan filan bir sürü olay var. Zaten sitesinde pen on paper like yazıyor. Yani bu da çizim veya yazmada kağıt kalem hissiyatı verdiğini söylüyor. Teknolojisine işte bu anlamda bakacağız. Zaten söyledikleri 40 derece falan da bu. Ekrana dönelim kanka. Ekranı %100 sRGB, %100 RGB 709 ve DCI P3'ü destekliyor. Çizimlerinizde işte veya renk düzenleme işlemlerinizde
doğru renkleri görmenizi sağlıyor bu ekran. Bak bunlar çok önemli. Bu şekilde monitörler dışında zaten oyuncu monitörleri ben incelemiyorum genellikle. İşimize yarayan ürünleri inceliyorum. İşte sRGB televizyon kamera medya tarafında kardeşim standart renk uzayımız. Bunu %100 destekliyor bu ekran ve işte canlı doğru gösteriyor. Zaten Kalman Verified dediği Kalman sertifikası da var. Kalman ne demek abi? Kalman renk kalibrasyonu için aslında kullanılan ünlü bir yazılım kanka. Ekranın Kalman tarafından doğrulandığını ve renk doğruluğunu standartlarına, Kalman standartlarına uygun olduğunu, uyduğunu tescillemişler. Zaten kutunun içinden de böyle bir tane fabrika değerlerini gösteren bir test raporu çıkıyor. Onu da inceleyebiliyorsun. Delta E2 İki renk arasındaki farkı ölçen bir metrik kanka. Eğer bir monitörde Delta E2'nin altındaysa, Delta E2'nin altındaysa aslında şu demek. Monitör fabrika çıkışında önceden kalibre edildi. Yani renk doğruluğu olarak gerçek renkle ekrandaki rengin insan gözü tarafından algılanmayacak kadar düşük olduğunu söylüyor. Bu Delta E'nin 2'nin altında olması bu demek. Bak. Bir bilgi daha, sitesinde VESA Display HDR 400 yazıyor. Bu ne biliyor musun? Monitörü alırken ara bunu. VESA Video Electronic Standards Association artık unuttum ismindeki işte standartlar birliğinin belirlediği HDR ekran standartı kanka. Bu 400'deki sayıda ekranın zirve peak parlaklığındaki parlaklığın 400 nit olduğunu söylüyor. Bu da aslında güçlü demek. Bu VESA Display 400 sertifikası da bu kontrast oranı ve renk doğruluğunu bu birlik tarafından belirlenen standartlara uyan ekranlara veriyorlar. Ha diyeceksiniz ki en yükseği 400 mü? Değil. İşte HDR 600 ve HDR 1000 de var. Ama bu tür monitörlerde yok o kardeşim. Bu taşınabilir bir monitör ve muhtemelen burada bulabileceğiniz en iyi standartta bu Display HDR 400'dür kardeşim. 12 milimetre bir kalınlığı var. Burada tepe kameraya göstereyim. 1 kiloda böyle bir ağırlığı var. İşte gayet taşınabilir. Zaten çantasıyla birlikte geliyor dediğim gibi. İki türlü kullanabiliyorsunuz. Buradan arkasını göstereyim. Bak biraz hafif kirli ettim mecburen kullanırken ama burada bak birincisi bu panel. Bu çizim panelimiz aslında zaten göstereceğim dediğim gibi. Bu da monitör. Şimdi eğer ki monitörü kullanırken bu şekilde koyarsan yatay olarak monitör yapabiliyorsun. İstersen bunu dikey olarak da konumlandırabilirsin. Bu ayaklar buna yarıyor kanka. Dur kablosu da çıkmasın da. Sonra bunu kapatıyorsun. Geliyorsun diğerini açıyorsun. Hop böyle açtın. Bu şekilde konumlandırdın. Bak bu da aslında kalemi de aldığımda çizim haline bürünüyor kanka. Bu şekilde de çizim yapabiliyoruz. Yanında abi bir tane HDMI, iki tane Type-C girişi var. Type-C girişlerin altındaki işte güç beslemesine yarıyor kanka. Üsttekinde eğer ki dokunmatik kalemiyle çizim yapacaksanız, bununla çizim yapacaksanız bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Üstteki Type-C bilgisayara gidiyor. Zaten bilgisayara bunu da böyle açalım. Bilgisayarına bağladığında da Windows'ta böyle tablet PC diye geliyor bu aslında monitörden ziyade. Açıkçası işte uygulamaları da var. İşte şu anlık sadece Windows'ta çalışıyor. Mac'te de test etmek isterdim de işte kardeşim. İnşallah yakında gelir. Şu an sadece Windows'ta testini yapabiliyorum. İstersen Asus'un Dial Control Panel uygulamasını indirip işte uygulamalarınızı bilgisayarda kullanırken bu ekranı kontrol paneli yapabiliyorsunuz. İşte kısa yollarınızı kullanabiliyorsunuz. Zaten yanında bir çember var. Bak bu çemberi göstereyim. Bak burada bir çember var. Bu bak tık 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 gidiyor. Burada da bir çentik var. Bu çentiği yukarı kaldırdığında yağ gibi akmaya başlıyor. Zaten bunun yanında böyle bastığında hatta şöyle yapalım. Buradaki işte OCD panelinde mesela parlaklığını falan işte presetlerini ayarladığında Asus işte Adobe RGB sRGB modunu aldım. Mesela Adobe RGB'yi aldım. Bak bu şekilde işte Rec 709'u alabilirim. Renk modlarını ayarlayabildiğiniz OCD panelde de zaten bu çember çalışıyor. İşte bu dediğim gibi yağ gibi akıyor böyle olunca işte yandaki tuşlarıyla birlikte. Yani güzel bir özellik bu aslında. Yayıncılıkta da bunlar iş yapacak. İşte edit panelinde yaparsın ama yayıncılıkta da mesela bunu dik konumlandırıp chat gibi şeyleri de chat ekranını falan da buradan kontrol edebilirsin. Bir de dokunmatik olduğu için aslında senin için çok çok avantajlı olacaktır. Dediğim gibi şimdi Photoshop'a da geçip zaten nasıl çalıştığını göstereceğim. Gerçekten inanılmaz keyifli bir ekran kardeşim. Temeline bakarsak az önce saydığım her şeyi toparlayalım. Bu Starbucks ekranı Starbucks'ta gidip çalışabileceğiniz aslında bir
tablet gibi bir ikinci monitörünüz. Ekran rengi çok doğru. Delta E2'nin altında gerçek renkle aynı rengi görüyorsun kanka. Sonra kalemiyle istediğin gibi çizim falan filan yapabiliyorsun. İşte bu Photoshop'u kullanmak zaten bu alanda çok keyifli. İllüstrasyoncuysan, işte Adobe Illustrator kullanıyorsan da aynı şekilde gidip bir Starbucks'ta oturup bununla çalışabilirsin. Bir de Windows laptop'un varsa zaten hiçbir sorun yaşamayacaksın o tarafta. Yani dediğim gibi bu inanılmaz bir monitör. Taşınabilir bir monitör. Kameram için de zaten kullanabildiğimi video içerisinde göstereceğim. Şimdi buradan ilk önce Photoshop'u açalım. Buradan dokundum, Photoshop'u açtım. Şimdi yukarı kamerayı biraz zoom yapacağım da. Şimdi bak, kalemle geliyorsun kanka, buradan tıklıyorsun. Burada bir fırça boyutumuz var. Fırça boyutumuzu ayarladık. Sonra geliyoruz, fırçamızı seçtik zaten. Fırçanın bir de... Şimdi geliyorum buradan pencereden çalışma alanlarına geliyorum kanka. Çalışma alanlarında boyama var, hareket var. İstersen mesela boyamaya geldin, tıkladın mesela. Sonra geliyorsun çalışma alanı. İşte boyamayı sıfırla dedim mesela. Sıfırladım buradan. Bak bu şekilde sarı bir renk oldu kanka. Geliyorsun. Bunu da sildin. Şimdi katmanlara geldiğimizde katmanda yeni bir katman açtık diyelim. Şimdi kanka burada inanılmaz güzel. Böyle parmağınla yakınlaştığın. Sonra buradan bu fırçayı küçülttüğün. Bu şekilde yakınlaştığın. Bir maskot logomuza çizim yapabilirsin bak böyle. Yani inanılmaz bir hissiyat. Gecikmeye baktığında da aslında çok da bir gecikme yok. Hatta hiç hissetmiyorsun. Yani bu kalemlerde, bu tabletlerde aslında en sıkıntı olaylardan bence başlıcası birincisi gecikme. Latency ne kadar gecikirse, yani bu gecikme ne kadar artarsa senin çizimine etki ediyor. Çünkü tepkilerini ayarlayamıyorsun da göre bir kağıt kalem hissiyatı vermiyor. İşte bu pen on paper like dediği özellikle zaten harbiden kağıda bir kalemle çizim yapıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Birincisi bu. İkincisi de aslında titreşim kanka. Titreşim gerçekten çok önemli. Çünkü sen bunu yapıyorsun. İstediğin için bunu yapıyorsun. Bir de hafif böyle yapıyorsun. Bu ikisini de düz olarak algılarsa senin çizimini etkiliyor bu. Bu yüzden bu titreşimi tamamen olduğu gibi alması çok mühim. Şimdi geliyorum parmağımla. Abi ne kadar inanılmaz keyifli ya. Çok keyifli ya. Normalde ben yetenekli bir adam değilim ki. Bende mesela iPad Pro var. iPad Pro ile de çizimler deniyorum. Yani yeteneksiz bile olsam kardeşim. iPad Pro ile de çizimler deniyorum ama aynı şey değil kanka bak. Kesinlikle. Tamam, ikisi de keyifli ama bu daha keyifli. Çünkü bunda ben Illustrator'u, işte ne bileyim, Photoshop'u açabiliyorum ki zaten mesela dosyaya tıkladım. Son kullananlardan gittim. Spankram kesitlerini açtım. Mesela bak bir kapak fotoğrafım var. Gelip bu kapak fotoğrafıma direkt bu etkiyi yapabilmem çok iyi. Mesela Onur Naci dedim mesela. Bak bunu direkt çizebilmek çok çok değerli zaten. Buradan mesela gelip hop böyle de silebilmem yani. Ya gerçekten çok çok güzel bir olay açıkçası. Yani burada tabii parmak modunu, işte kalem modunu bilgisayardan o tablet PC olayından ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Ekrana geldim, bu şekilde dokundum. Ne oldu? Benim işte fırça boyutumu falan açtı. Yani bu şekilde de çalışmalar yapabiliyoruz. Geliyorum. Sonra buradan fırçamın ayarından böyle incelttim kanka. Aralığı da biraz fazlasıyla aralığı küçülttüm. Ne oldu? Kapatalım mesela. Böyle. Hop. Böyle bir çizgi attığında sonuna doğru istediğin gibi çizimlerini yapabiliyorsun. Şimdi kardeşim buradan sadece beyaz rengini alacağım. Mesela bu şekilde bir çizim yaptım diyelim. Ya saçma sapan bir çizim. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil mesela böyle. Hatta bunu dolduralım ya. Öf. Bak sadece hissiyata odaklan. Umarım yansımıyordur. Ya bir tık işte yansıma yapıyor şu an kamerada maalesef, polarize filtrem olmadığı için, ama yani burada hissiyat şu. Bak inanılmaz çalışıyor ya. Çok keyifli bir cihaz. Bak bu şekilde yaptım. Bu şekilde. Bak böyle hafif de titremeli gittim. Yani gerçekten kağıda yazma hissiyatını %100 veriyor. Yani bu ürünü %100 öneriyorum ki zaten şimdi siz gideceksiniz mesela bu ürünü alacaksınız. Grafik tasarımcılar için söylüyorum. Yani günün sonunda bana şunu demenizi ister miyim ben? Ya kardeşim aldın da söylediğin kadar yokmuş. Kanka bu ürünü alın. Gönül rahatlığıyla öneriyorum. Çünkü cihaz yani sizin mesela beklentinizi karşılamayacak bir durumu yok. Buna mesela öneri yapılabilir mi? Yani aslında mesela bu nedir? Bu kalem buraya kumaşın içerisine sokuluyor. Bu mıknatıslı yapılabilirdi. Tabii o da aslında bir noktada problem. Ben mesela kalemimi falan çok, hatta şuna baksana ya. Bak mesela buralarda bir yerde kalemim var yani. Kaybettim nerede olduğunu bir. Tabletimi bir yere götürürken kalemimi böyle masanın üstünde unutmuşum. Tabletim aşağıda, işte kalemim burada kaldı gibi durumlar da olabilir. Yani bu eleştirilebilir mi? Eleştirilecek bir şey değil. Bu da bir şekil. Çünkü bu adam burada diyor ki ben bataryasız bir kalem ürettim diyor. Bataryasız bir kalem ürettiğim için de benim şarj ihtiyacım yok. O yüzden ben buraya sadece Fill Vacuum diye bir yazılı
kumaş koydum, bunun içine geçirebilirsin diyor. Yani dediğim gibi, ha çok güçlü bir monitör olduğu için aslında batarya beslemesiyle bunu destekleyememişler gibi yorumladım. Yani bu bataryalı olsaydı, işte 5 saat 6 saat bu monitör şarjda çalışsaydı belki daha farklı olurdu. Ama günün sonunda zaten sen bir color monitörüyle çalışıyorsun. Bu color monitörüyle çalışmak çok değerli. Çünkü bu monitörün olduğu bilgisayarları hatırlıyorsundur. İnceledik kanka. Eğer ki bir laptop ekranında işte %100 sRGB, %100 DCI-P3 gibi renk gamları olduğunda, delta E değerinin 2'nin altında olduğunda bu laptop fiyatlarının nerelere çıktığını daha önce gördük. Bu yüzden bu ekran pahalı bir ekran. Bir de bunun üzerine şu eklenmiş ki de hepsinden daha önemlisi, hem bu kadar kaliteli renk gösteren bir ekrana hem de dokunmatik kalemli bir çizim tabletine, grafik tablete dönüştürülmüş. Bu yüzden hepsini birleştirdiğimizde bu maalesef işte güç beslemesiyle çalıştırmak zorunda kalıyoruz dediğim gibi. Yani bu şekilde bir cihaz var ve bu cihazı aldığınızda sizin memnun olmayacağınız hiçbir şey yok. Zaten şuradaki turuncu böyle kahverengi karışımı Pro Art'ı gördüğünüzde çekinmeyin. Çünkü benim bilgisayarımda böyle masaüstü bilgisayarımda da çoğu parçam ProArt ve biziz abi. Biz içerik üreticiyiz, grafikçiyiz, editörüz. Neyse işte bu işlerle uğraşan insanlarız ve bu işlerle uğraştığımız için de ProArt bu aile bizim ailemiz aslında bir noktada. Neyse, günün sonunda bropalarım, biraderlerim, bu çizim tabletini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani testini de yapalım mesela. Onu da yapmamış olmayalım. Bir tane yeni bir çizim kağıdı açtık. Buna da siyah bir seçenek yaptık. Şimdi yakınlaştım. Bir çizgi. Harika. Böyle hafif yavaş geçelim. Böyle olsun. Sonra bastırdım. Bak, detaylara iniyorum. Titreşimi %100 algıladı. İnanılmaz keyifli yani. Sonra bilinçli bu sefer titreteceğim. Bilinçli bir titreşim hareketi yaptım. Zaten 4096 pressure levels. Yani aslında burada verdiği o basınç değerleri falan da şurada görebiliyorsun. Bak, geliyorsun. Dümdüz çektiğinde düz gelmiş. Yavaş çektiğinde hafif titremiş. Burada yavaş çektin, hafif titreşim. Burada da bilerek titreşimler yaptın. Ve gördüğün gibi bu şekilde görüyorsun kankam. Yani çok güzel harbiden. Onur Naci de yazalım böyle. Bu ürünü bu şekilde görüyoruz. Yani grafik tarafı, illüstrasyon tarafı, Photoshop tarafı okey. Bu tarafta tartışabileceğimiz herhangi bir şey yok. Aklıma gelecek anlatacak bir şey de yok. Şimdi bunu kapatalım. Kapattık. Şimdi Asus Dial modunu açıyoruz. Gel. Bize diyor ki bir tane işte Dial kontrol panelim var diyor. Mesela kontrol panelini açacağım ama ilk önce bir ayarlara git diyelim. Şimdi bizi ayarlara götürsün. Şimdi bak, monitörümüz geldi. Şimdi monitörümüzü kontrol panel olarak getirdi. Şimdi diyor ki abi diyor, burada sen hangi programı kullanıyorsan, Netflix de Spotify ne abi? Netflix hızlı ileri geri sar, sistem parlaklığı sessiz. Bu enteresan olmuş, çok gerekli değilmiş aslında. Spotify şarkının sesini aç kapa. Sessiz masa üstünü göstergizde önceki sonraki parça bilgisayarınızı kilitleme. Böyle seçenekler. Tabii biz burada bunları kullanmayacağız. Biz neyi kullanacağız? Aha da bu Bermuda şeytan üçgenini. Tabii burada uygulama ekle diyerek işte Illustrator'da eklemek gerekir. Çünkü bu senin özelleştirebileceğin bir şey. Burada mesela Photoshop'u seçtim. Photoshop'ta sana böyle bir panel açıyor. Ne açıyor? Fırça sertliği, fırça düzeltme, fırça opaklığı, yazı tipi boyutu, işte kopya ile yeni katman, kopyala yapıştır, işte katmanları böyle işte bu şekilde ayarlıyoruz mesela. Bu nedir? Katman yakınlaştırma, uzaklaştırma, sola taşı, sağa taşı. Geliyorsun mesela, burada bir boşluk var. Ne yapıyorsun? İşlev ekle diyorsun. İşlev ne olsun? Fırça akışı olsun. Fırça akışını 5'e 5 veya 2'ye veya 5'e 5 olsun. 5'e 5 onayla dedik. Getirdim bunu da şuraya yerleştirdim dedim mesela yani. Burayı kendi özel sistemine göre, yani kendin en çok neyi kullanıyorsan özelleştirebilirsin. Premiere'de ne var mesela? Premiere'de de shuttle left ve right, yani timeline'da gezinme var. İşte yakınlaşma, uzaklaşma var. Girişe git, çıkışa git. Ya bunları mesela İngilizce yazmaları bence daha sağlıklı olurdu. Ripple sil ne abi yani? Ripple delete, ripple sil demek mesela, keşke İngilizce kalsaymış, daha güzel olurmuş. Geri adım, ileri adım, zaten bunu da göreceğiz. Mesela hatta Photoshop açık olsun. Photoshop'u açtığımızda da otomatik olarak zaten bu ekranımıza gelecek. Şimdi bu Photoshop'u bu şekilde açtık. Geldim mesela, Photoshop'ta ne yapmışız? Bu birinci sayfa. İkinci sayfamız da var aslında. Sayfa 2'ye de mesela başka bir şey ekleyelim. Gelelim mesela işlev ekle diyelim. İşlevde fırça düzeltme diyelim. Ne bileyim, artı 8 mesela. Heh. Şuraya, buraya mesela ortaya aldık, okey dedik. Tamam, kaydet ve uygula. Şimdi Photoshop'u açtım ve kontrol panelimi açtım.
açıldı kontrol paneli. Photoshop'a geçtiğimde gördün mü? Otomatik olarak şimdi monitörümü dikey olarak da şunu da neyse kapatmayayım. Burada maalesef o odamda çok fazla ışık olduğu için çok fazla yansıma yapıyor ama işte bu şekilde görüyorsun. Geliyorsun. Hatta bunu da böyle düşürelim. Hop. Böyle daha az yansıyacak. Yani burada katman yakınlaştırma, uzaklaştırma falandır filandır. Yani düşünsene sol tarafında Photoshop, Premiere çalışıyorsun haraları. Burada bir tane bir şey var. Bunun için kalem kullanmana gerek yok zaten. Kalem dursun. Çünkü fareyle çalışıyorsun. Fareyle çalıştıktan sonra geliyorsun, katmanını ayarladın, çalıştın, bir şeyler yaptın falan. Buna işte yayın paneli yapabilirsin. İşte OBS'e ayarlayabilirsin. İşte fırça akışı, işte fırça opaklığı, yazı tipi boyutu. Bunlara tuş olarak tıklıyorsun. Fırça boyutu mesela 1'den 290'ları aldık. Mesela geri aldık. Fırçanın boyutlarını ayarlayabilirsin. Yazım aracı var. Text'e tıklıyorsun, text. İşte katman yeni kopyala falan. Burada birinci sayfam var. Sola taşı, sağa taşı falan var işte yani kardeşim. Bu şekilde panelim var. Bu panel Premiere'de, After Effects'te, işte diğer programlarında da açılıyor ve kullanabiliyorsun. Bu da üçüncü monitör veya bir işte deck olarak yanında bir araç, nasıl derler, bir tuş takımı olarak kullanabilirsin. Yani coloristlerin böyle ellerinde şey olur, böyle color wheels'lar olur, böyle topları çevirir, onunla uygun renkler yapar falan. Aslında ona benziyor biraz da. Bu ekranı hiç kullanmıyorsan, işte o an çizim yapmıyorsan bu şekilde bir şeye çevirebilirsin. Ama genelde ben Photoshop açıksa eğer Photoshop'u burada kullanmayı tercih ederim. Çünkü çok zevkli biraderlerim, bropalarım. Bunun dışında genel yorumumu yapacaksam son dönemde böyle hiç mi bir şey diyemem bir monitöre ve yani düşünsene şu ayrıntıyı. Altında mesela bir tripod girişi var. Yani bunu tam olarak yorumlayamadım. Ben bunu kendimce yorumlayacağım. Bu tripod girişini tripoda bağlayıp buna bir işte kameramı bağlayabilirim. Yani benim aklıma o geliyor. Onu da düşündüğümde kendim hoparlörleri var. Buna ekstra yapabileceğim bir yorum yok. Renk olarak eleştirebileceğim bir şey yok. İşte kalem olarak eleştirebileceğim bir şey yok. Ya kalemin şarjı şuraya şu kadar gidiyor, bu kadar gidiyor diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten güzel, bataryasız şekilde tasarlanmış çünkü. İşte ekrana bakıyorsun, renk doğruluğu çok yüksek. İşte basınçlar, işte kalem kağıt hissi çok güzel. Yani buna ekstra olarak yapıcı bir eleştirim de yok gibi görünüyor kardeşim. Siz yine yoruma yazarsınız biraderlerim, bropalarım. 5000 like da atın bakın. Böyle bu monitörü muhtemelen Türkiye'de, muhtemelen değil, görmedim yani. İnceleyen yoktu. Yine sizin için grafik tasarımcılar, video editörler, kameramanlar, sizler için çok daha farklı, niş, kendi içeriğimize, kendi mesleğimize uygun ürünler inceleyebiliriz. Mesela böyle muhteşem ürünler denk geliyor. Belki de bazı insanlar bu videodan sonra gidecek, topluca bu ürünlerden alacaklar biraderlerim, bropalarım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan beni Spankram adıyla dikey içeriklerimi takip etmek için takibe alabilirsiniz efendim. Bu ürünle ilgili bütün her şeyi açıklamaya bırakacağım kardeşim. Gidip oradan inceleyebilirsiniz. İşte Asus ProArt ailesine bakabilirsiniz biraderlerim, bropalarım. Spankram Library'de işte Premiere Pro'da çalışan harika bir eklentidir efendim. Premiere Pro kullanıcıları ücretsiz versiyonunu indirebilir. Eğer beğendilerse ücretli versiyonunu da parayla birlikte, bir ücret ödemeyle birlikte ömür boyu kullanım olarak geçebilirler kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay istiyorum. Videoyu kapatıyorum efendim.